İstanbul Arnavutköy'de bir taksi şoförü. Yağmurlu havada evlerine gitmeye çalışan ve paralarının olmadığını söyleyen gençleri aracına aldı. Taksiye binen 3 kişi şoföre ormanlık alandaki bir adresi tarif etti. Söylenen adrese giden şoför, burada bekleyen bir kişi ve araçtaki diğer 3 kişi tarafından gasp edildi. Saldırganların taksiye bindiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı efendim. Şüphelilerin taksiye bindiği anlarda güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis peşlerinde. Birisi sağından tuttu, birisi ondan tuttu. İkisi de tekme takar kaldı. Paramız yok, bizi evimize götürür müsün dediler. Sonra da gasp ettiler. Taksiye binerken de güvenlik kameralarına böyle yakalandılar. Olay İstanbul Arnavutköy'de yaşandı. Mesai saatini tamamlayan taksi şoförü Kenan Temiz evine gitmek üzere yola çıktı. Bu esnada şoför Temiz'in aracına 3 genç yaklaştı. Evime gidiyordum. 2-3 tane arkadaş geldi yolcu olarak. Camıma vurdu. Ücretimiz yok dedi. Yağmurda yağışlı dedi. Allah razı olsun dedi. Beni dedi karlı bayra bırakır mısın dedi. Ya biz de yolda kalanı yolda bırakmadığımız için aldık. 3 şüpheli evleri olarak ormanlık bir alanı tarif ederken durumdan şüphelenen taksi şoförü acil durum mesajı yolladı. Arkamda bazıları konuştu. Hani ben bir şüphe olduğunu anladım. Bizim de bir WhatsApp grubumuz var takside. Anadolu'nun taksiye de kayıtlı buna. Oradan 5-5 attı. O sırada şahıslar iddiaya göre şoföre silah ve bıçak çekti. Tenha bir noktada taksici zorla durduruldu. Burada bir kişi daha geldi. Ondan sonra beni çıkmaz sokağa soktular. Sağ tarafında oturan arkamdaki de silahın kablosuyla kafama vurdu, kurmabonu çekti. Daha da dere kenarına aldılar. Orada telefonumu aldılar, paramı aldılar. Taksici darp edilip günlük kazancının çalındığını öne sürdü. Sonra araçtan indirdiler beni. Yaklaşık bir 20 dakika yukarıya çıkardılar. Orada bir kavga oldu aramızda. Hastaneye gittik. Olay yerine diğer taksi şoförleri ve polisler geldi. Polis gasp şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.